Statik kuvvet analizi, dişli kuvvetleri, konik dişliler. Konik dişliler milleri kesişen mekanizmalar arasında hareket ve kuvvet iletmek için kullanılıyorlar. Şekilde de görüldüğünüz gibi iki kesişen milimiz var. Bir milimiz bu, bir diğer milimiz de bu. Bu ikisi arasında hareket iletimi için konik dişlileri kullanıyoruz. Şekilde de gördüğünüz gibi koni şeklinde oldukları için koni dişliler deniliyor. Konik dişliler. Ve bu tepe noktası, eksenlerin kesiştiği tepe noktasını da kesişme tepe noktası deniliyor. Elbette tepe noktası açıları söz konusu. Gama ile gösteriyor. Küçük harf gama ve büyük harf gama. Dişlerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu şekilde isimlendirmek mümkün olabilir. Ve elbette dişli kuvvetleri burada da gördüğünüz gibi yine konik düzlükte. Dolayısıyla dişlilerin üzerinde kuvvet dağılmış bir durumda olacak. Çünkü bir doğru boyunca kuvvet dağılmış olacak. Ve bu dağılan kuvvetlerin bileşkesini aldığımızda da tam orta noktasından etki ediyor olarak kabul edeceğiz. Dişlerin tam ortasından etki eden bir dişli kuvvetimiz var. Yani bu yarı çapı bölüm dairesi çapı olarak burayı alacağız. Dişlerinin üzerine etki eden kuvvet elbette özel bir profili söz konusu demiştik ve bu profili etki eden kuvvet bizim dişli kuvvetimiz olacak ki bu eğik olan yüzeye dik bir kuvvetimiz olacak. Ve tam orta noktasından o diş genişliğinin orta noktasından etki eden bir kuvvet olduğu varsayarız. Bu kuvvetin 3 tane yine bileşeni olacak. Bunlardan bir tanesi teğetsel kuvvetimiz, bir diğeri radyal kuvvetimiz ve bir diğeri de eksenel kuvvetimiz olacak elbette. Dolayısıyla bu 3 tane bileşen kuvvetin aralarındaki ilişkiyi de belirlemek ve durumundayız. Bunları belirlerken de yine buradaki görmüş olduğunuz dikdörtgenler prizmasını kullanabiliriz. Çünkü dişli kuvveti ile teğet kuvveti arasındaki basınç açısı yine aynı şekilde radyal yöndeki kuvvet ve eksenel yöndeki kuvvetin oluşturmuş olduğu düzlemdeki dişli kuvvetinin iz düşümü, şuradaki iz düşümü ile radyal yöndeki kuvvetin arasındaki açı ise tepe noktası açısı gördüğünüz gibi. Bu geometri ilişkilerini kullanarak radyal yöndeki kuvvetin ve eksenel yöndeki kuvvetlerin teğet kuvvet cinsinden neler olduğunu belirlememiz mümkün olacak demektir. O halde öncelikli olarak dişli kuvvetinin eksenel ve radyal yöndeki iz düşümünü belirlememiz lazım. Bu iz düşümü bu köşegen olacak. Dolayısıyla bu köşegeni örneğin soru işareti köşegeni diyecek olursak soru işareti köşegenini şu üçgenden bulabileceğiz demektir. Yani tanjant basınç açısı eşit olmalı soru işareti köşegeni bölü teğet kuvveti. Buradan da soru işareti köşegeni eşit olmalı teğet kuvvet çarpı tanjant açısı basınç açısı. Madem bu köşegeni biliyoruz artık radyal kuvveti ve eksenel kuvveti bulabiliriz. Dolayısıyla radyal kuvvet eşittir köşegen çarpı yani soru işareti çarpı kosinüs tepe açısı olacak demektir. Buradan da radyal yöndeki kuvvet eşittir. Madem soru işareti FT çarpı tanjant basınç açısı çarpı kosinüs gamma şeklinde. Eksenel kuvveti de yazabiliriz. Eksenel kuvvet eşittir. Soru işareti çarpı sinüs gamma. Eksenel kuvvet eşittir. Soru işareti yerine FT çarpı tanjant sin çarpı sinüs gamma dediğimizde de eksenel kuvveti, radyal kuvveti bunlar olacak imiş. Yine dişli kuvvetinin büyüklüğünü bulmak isterseniz de ki teğet kuvveti ortadan gelecekti. Eksenel kuvvetin karesi, radyal kuvvetin karesi ve onların toplamının da karekökü bize dişlinin üzerindeki bileşke kuvveti verecek demektir. Serbest cisim diyagramlarını çizerken konik dişlilerde biraz dikkat etmeniz gerekecek demektir. Örneğin bu dişlinin oblik bir görüntüsünü çizelim. Şöyle. Bu dişlinin oblik görüntüsünü çizelim. Biliyoruz ki tabii ki koordinat ekseni de şöyle bir şey olsun. Ya böyle bir koordinat. Bu noktadan etki eden teğet kuvvetimiz şu yönde. Bu kuvvetin etki tepki prensibine göre ki buna 3 numaralı uzuv diyelim, buna da 2 numaralı uzuv diyelim. 2 numaralı uzuv üzerinde de elbette tersi yönünde teğet kuvvetimiz olacak. FT 2 eşittir FT 3 ve 3 diyelim. Bu dişlinin üzerindeki radyal kuvvet dönme ekseninde dik olacak elbette bu yönde. Buna biz FR3 diyecek olursak bu kuvvetin etki tepki prensibine göre 2 numaralı uzvun üzerinde bu yöne doğru olması gerekir.
Ama bu gördüğünüz gibi dönme eksenine radyal yönde değil. Dönme ekseni boyunca dolayısıyla bu eksenel kuvvet olacak. Yani PA2 olacak. PA2 büyüklük olarak neye eşit? BR3'e eşit olacak. Dolayısıyla etki tepki prensiplerini yazarken dişler arasındaki kuvvetleri buna dikkat etmenizde fayda var. Çünkü buranın radyal kuvveti 3 numaralı uzun üzerindeki radyal kuvvet 2 numaralı uzun üzerinde eksenel yönde bir kuvvet oluşturuyor olabilir. Elbette bu verilen durum için. Yine bu dişlerin üzerindeki eksenel yöndeki kuvvet FA3. Burada ise bakın radyal yöndeki bir kuvvete dönüşecek etki tepki prensibi. Dolayısıyla R2 eşittir FA3. O yüzden serbest cisim diyagramlarını çizerken dişli kuvvetlerinde yönlerini rastgele alamazsınız. Daha önce de ifade ettiğim gibi tüm dişlerin dişli kuvvetlerini analiz etmeyeceğiz. Bununla ilgili olarak gerekli dokümanları makine elemanları kitabında bulabilirsiniz.